Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalançalarınızın pıtır pıtır açması için, kendini yenilemesi için kuruyan, yaprakları yumuşayan kalançalarınız var ise bunlara nasıl bir vitamin uygulayabiliriz? Bunun için küçük bir video hazırlamak istedim. Videomu fazla uzatmadan öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu açarsanız çok mutlu olurum sevgili arkadaşlarım. Aynı şekilde Instagram hesabım da var. Renkli Erişi Dünyası. Buradaki ismim, yine buradaki profil resmim ile sizleri oraya da bekliyorum. Evet, kalançalarım gördüğünüz gibi adeta şahlandı. Öyle söyleyeyim, bir maşallahınızı alırım. Her bir yerinden, her bir dalından bol bol tomurcuk vermeye başladı. Yeni yeni yapraklar vermeye başladı. Şimdi kalançalarıma yaptıklarımı kısaca sizlere anlatayım. Öncelikle kalança çiçekleri serin bir ortamı seviyor sevgili arkadaşlarım. Serin bir ortamda, soğuk bir ortamda duracak. Soğuk bir ortamda durduğu zaman öncelikle pıtır pıtır açar. Onu söyleyeyim. Ve yumuşamış yaprakları var ise bunlar genelde sıcaktan ve havasız bir ortamdan oluşuyor ve fazla su vermekten oluşuyor sevgili arkadaşlar. Kalança çiçeğimizi haftada bir kere sulasak yeterlidir. Haftada bir kere su verin. Şöyle havadar ama serin bir ortamda dursun. Evin içerisinde dursun. Onun dışında kalança çiçeğimizin bol bol yavru vermesi için ve sürekli tomurcuk açması, tomurcuk verip çiçek açması için sizlere basit bir vitaminden bahsedeceğim. Çok basit ama çok etkili. Bunu tüm çiçeklerime uyguluyorum. Aynı şekilde kalança çiçeğime de veriyorum. Gayet de memnunum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Nedir bu? Hemen şöyle göstereyim. Bu sevgili arkadaşlar, şöyle bir avuç alalım. Bu pirinç. Evet, bildiğimiz evimizde yaptığımız pirinç. Bu pirinci ne yapıyoruz? Islatıyoruz. Pirincimizi ıslattıktan sonra, yani hepimiz evimizde pilav yapıyoruz. Bunu suyunu, nişastalı suyunu ne yapıyoruz? Ayda bir kez saksımızın şöyle toprağına bir çay bardağı olarak veriyoruz. Pirinci yıkamadan o ıslattığımız suyu alıyoruz bir kaba. Nişastalı oluyor zaten, böyle beyaz bulanık gibi. Ondan bir çay bardağı alıp saksının içine toprağa veriyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu ayda bir yapın. Ayın diyelim Ekim'in birinde yaptınız. Kasım'ın birinde yapın. Aralık'ın birinde yapın. Öyle öyle devam edin. Ta ki çiçeğiniz eğer cansızsa, yaprakları solmuşsa, yumuşuyorsa ve çiçek açmıyorsa bunu her ayın başında uygulayın. Gerçekten etkisini göreceksiniz. Bir sürü kalança çiçeğiniz olacak. Hem de pıtır pıtır açacak. Ve yavru verip de bunları başka bir saksılara çoğaltabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet, bugün sizlere pirinç suyundan bahsetmek istedim. Çünkü çok etkili. Sizlerle de paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlarım.